Selamünaleyküm sevgili öğrenciler, hayırlı Ramazanlar, nasılsınız? Elhamdülillah, ben de iyiyim. Bugün sizlerle birlikte ünitemizin son iki konusu olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefatı ve Nasır suresini işleyerek konularımızı bitirmiş olacağız bu ünitede. Evet, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temin bil hayır. Evet, bir sorumuzla başlıyoruz. Bu resimdeki yer neresidir? Daha önceden gördük mü? Evet, az çok tahmin ediyoruzdur. Konumuzla da bağlantılı. Burası Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabri. Şu gördüğümüz bölgede Peygamberimizin arkadaşlar kabri yer almakta. Detayıyla işlemeye çalışacağız biraz sonra. Evet, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde insanlara sözlerimi dikkatle dinleyin. Bu seneden sonra bir daha sizinle buluşamayabilirim dedikten sonra rahatsızlanıyor ve bir süre sonra mescide gidemez oluyor ve namazı da Hazreti Ebubekir'in kıldırmasını istiyor. Şu gördüğümüz yerde arkadaşlar Peygamberimiz namaz kıldırmış. Peygamberimizin namaz kıldırdığı mihrabın bugünkü şekli. Evet. Hastalığı giderek ağırlaşıyor. Hatta vefat etmeden önce insanların yanına çıkıyor. Onlarla helalleşiyor. Sizden birinizin canını kırdı, sıktıysam, malını aldıysam, borcu olan varsa, hakkı olan varsa gelsin helalleşelim diyor. Hastalığı artıyor. Hastalığıyla ilgili çeşitli rivayetler var. Hayber'in fethi sırasındayken işte Yahudi bir kadının yemeğine zehir koyması, Peygamberimizden önce yanında o yemekten yiyen sahabinin zehirlenerek ölmesini görünce Peygamberimiz ağzındaki o lokmasını çıkarıyor. Daha sonradan da bu zehrin vücudunda seneler sonra, birkaç yıl sonra etkili olduğu ile ilgili bilgiler bahsediliyor kitaplarda. Bundan dolayı da o hastalık vücudunda arttığı bahsediliyor ve 63 yaşındayken 8 Haziran 632 tarihinde vefat ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her insan gibi o da ölümlü bir varlık ve vefat ettikten sonra bu yeşil kubbenin altına arkadaşlar denk gelen bölgeye Peygamberimiz gömülmüş. Burası aynı zamanda Peygamberimizin evi, yani bulunduğu, yaşadığı yere, vefat ettiği yere gömülüyor sevgili arkadaşlar. Bu da dışarıdan görünmüş hali. Şurada namaz kıldırdığı yer, burası da yeşil kubbenin altındaki yerde Peygamberimizle Hazreti Ömer ve Hazreti Ebubekir'in mezarları var. Evet, Müslümanlar da bir şok hali içerisindeler ve ağlıyorlar, üzülüyorlar, endişe halindeler. Canları sıkıldığında ya da kafalarına bir şey takıldığında ya da Peygamberi görmek istediklerinde yanına geliyorlardı. Ancak artık yok peygamber, ne yapacaklarını bilemez haldeyken Hazreti Ebubekir diyor ki Muhammed ancak bir peygamberdir. Ve ma Muhammedun illa rasul. Kad halet min qablihi'r rusul. Efe immate ev kutilen kalaptum ala aqabikum. Gerisin geriye diyor. Geri mi döneceksin? Ve men yenqalib, kim diyor gerisine dönerse, yani eski inancına dönerse, falan yadur Allah'a şeya, Allah bir zararı dokunmaz. Allah Teala diyor şükredenleri ödüllendirecek. Ali İmran suresi 144'ü okuyor. Demin Arapçasında ifade ettiğim Kur'an-ı Kerim'den de bakabilirsiniz ve her canlının ölümü tadacağını, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de diğer insanlar gibi bir canlı olduğunu ve onun da öldüğünü anlatıyor Hazreti Ebubekir. Yani kişiler ölebilir ama insanın gittiği idealler, inandığı dava, inandığı inanç ölmez diyor. Ben bu dersi anlatan bir insan olarak ölebilirim. Sen dinleyen olarak ölebilirsin ama bizim inandığımız dava, İslam ne yapmaz? Ölmez. Buradan bu mesajı anlıyoruz. Ebedidir kıyamete kadar. Evet. Gördüğümüz yerde arkadaşlar şu yeşil kubbenin altında Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirleri var. Arapça dersinde de işlemiştik hatırlarsanız. Şuradaki arkadaşlar
Yeşil Kubbe'nin altı bu bölge dedik. Peygamberimizin namaz kıldırdığı yer burada mihrap. Bu bölgeye de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var bununla ilgili. Biraz sonra da ondan bahsedeceğiz. Evet, Peygamberimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ali onun cenazesini yıkıyor ve onu kefenliyor ve Müslümanlar sıra sıra girerek, ufak bir bölge burası, bu bölgeye girerek arkadaşlar belki okuldaki sınıf ya da iki sınıf kadar bir bölge büyüklüğünde buraya gelerek Peygamberimizin gruplar halinde namazını kılıyorlar, cenaze namazını. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği yere defnediliyor. Daha sonra ondan sonra vefat eden Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer de buraya defnedilmiş. Evet, Peygamberimizin bir hadisi şerifi var. Burada gördüğünüz yerle ilgili Ravza-i Mutahhara. Diyor ki Peygamberimiz, Mâ beyne minberi ve beyti, benim minberimle evim arasında bulunan bölge Ravdatun min riyadil cennet. Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Çiçekli cennet bahçesi anlamına gelen bu bölge Ravza-i Mutahhara denilmiş. Bu kavram da önemli. Bunu da not alalım arkadaşlar. Evet, o yerin günümüzdeki halini görüyoruz. Boş bir şekilde. Burası Peygamberimizin namaz kıldırdığı mihrabı. Bu da minberi. Sol tarafta yer alan tarafta ise Peygamberimizin vefat ettiği yer, kabri bulunmakta. Bu bölgeye Ravza-i Mutahhara deniliyor sevgili arkadaşlar. Evet, Peygamberimizin vefatından bahsettik. Şimdiki konumuz ise Nasr suresi. Nasr suresiyle ünitemizi bitirmiş olacağız. Kur'an-ı Kerim'in 110. suresi Mekke'nin fethi sırasında iniyor. 3 ayetten oluşan bir sure, zaten burada da bilgilerini görüyorsunuz. Allah'ın peygambere ve onun fetihlere kavuşturduğu Mekke'nin fethi ve artık vefatına yaklaştığını da aslında bize ima eden, hatırlatan bir sure. Nasr suresi kısa ama içerdiği anlamlar açısından önemli bir sure. Beraber sureyi seslendirelim. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullahi vel feth ve ra'eyten nase yedhuluna fi dinillahi afwaja fesebbih bihamdi rabbika vestağfir innehu kana tevvaba. Sadakallahul azim. Evet. Ne dedik burada? Allah'ın yardım ve zaferi geldiğinde İzâ câe nasrullâhi vel feth. Burada İzâ bildiğiniz gibi feltek okunuyor. Câe'yi de ne yapıyoruz? 4 elif miktarı uzatıyoruz. Sevgili arkadaşlar, burada Mekke'nin fethine işaret ediyor. Ve ra'eyten nâse. Sen insanları görürsün. Yedhulûne. Buraya dikkat ediyoruz. Hulûne. Fî dinillâhi efvâce. İnsanların kafileler halinde, gruplar halinde fevç fevç İslam'a girdiğini gördüğünde, Mekke'nin fethinden sonra birçok insan Müslüman olmuştu hatırlarsanız, buna işaret ediyor. Fesebbih, tesbih et. Bihamdi rabbike, Rabbine hamd ile şükrederek tesbih et. Vestağfir ve istiğfar et. Ve ondan af dile, bağışlanma dile. İnnehu muhakkak ki o kâne tevvâbe, tövbeleri çok kabul edendir. Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sından olan Et-Tevvab ismini de burada görüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, Nasr suresi dediğimiz gibi kısa ama içerdiği anlamlar açısından önemli bir sure. Peygamberimizin vefatına yakın olan sürelerde inen bir sure arkadaşlar. Nasr suresi Mekke'nin fethini işaret eden önemli bir sure. Peki düşünelim, Nasr suresiyle alakalı ne düşüneceğiz? Nasr suresine göre başarıya ulaştığımızda nasıl davranmalıyız? Başarının kaynağı bize göre nedir? Bu soruyla ilgili düşünelim sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi parçadaki boşlukları birlikte dolduralım. Hazreti Peygamber mübarek mezarı Medine'deki
Mescid-i Nebevi'nin içinde bulunduğu bölüme tertemiz gül bahçesi anlamında nokta nokta denir. Ne denirdi? Bakalım. Ravza-i Mutahhara denirdi. Peygamberimiz 632 yılında veda sırasında Arafat'tan da yaptığı konuşmaya ne denirdi? Geçen hafta işlemiştik. Veda hutbesi. Peygamberimiz 8 Haziran nokta nokta yılında Medine'de vefat etti. Kabri Medine şehrindedir. Kaç yılıydı arkadaşlar? 632. Kaç yaşında? 63 yaşında. Peygamberimiz veda hutbesinde nokta nokta haklarının korunmasını emretmiştir. Ne hakkının korunması ile ilgili vurgu yapıyordu özellikle kadınların hakları konusunda. Başka haklar da vardı ama buna daha fazla da dikkat çekiyordu sevgili arkadaşlar. Evet, buradaki kısımları beraber cevaplandıralım. Peygamberimizin mübarek kabrinin bulunduğu yer neresiydi? Demin de cevaplandırmıştık. Ravza-i Mutahhara. Evet, çiçekli gün bahçesi, cennet bahçesi. Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlar. İşlemiştik 2 hafta önce. Neydi bu muhacir? Peygamberimizin Medineli Yahudilerle yaptığı anlaşma. Çevre kabileleri de Medine'de yaşayanları da dahil ettiği. Adeta bir insan hakları sözleşmesi neydi bu? Medine Sözleşmesi. Peygamberimizin 628 yılında Mekkeli müşriklerle yaptığı barış anlaşması. Müşrikler bu anlaşmayla Müslümanları ilk defa tanıyorlardı. Neydi bu anlaşmanın ismi? Evet, Hudeybiye Barış Anlaşması. Müşrikler bunu bozduktan sonra Mekke fethediliyordu. Doğru yanlışlara bakalım. Bedir Savaşı'nın intikamını almak için Mekkeli müşrikler 625 yılında Uhud Savaşı'nı yaptılar diyor. Doğru muydu, yanlış mıydı? Evet, bu bilgi doğru bir bilgiydi. Müslümanlar Uhud Savaşı'nda alınan ortak karara uydular. Doğru muydu, yanlış mıydı? Yanlış. Peygamberi dinlemiyorlardı değil mi sevgili arkadaşlar? Evet, Peygamberimizin kabri Medine şehrindedir. Doğru mudur, yanlış mıdır? Doğrudur. Evet, Peygamberimiz eğitim, öğretime önem verdiği için mescidin bir bölümünde Suffe isimli bir okul yaptırdı. Doğru mu, yanlış mı bu? Evet, doğruydu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hicret öncesinde ve sırasında çok planlı davranmış. Doğru mu, yanlış mı? Ne yapmıştı? Akabe görüşmeleri yapmıştı değil mi? Musab bin Ümeyr'i öğretmen olarak göndermişti. Bu bilgi de doğru. Peygamberimiz ömründe 2 defa haç ibadeti yaptı. Bu da nasıl bir bilgiydi arkadaşlar? Yanlış bir bilgiydi. Evet, doğru yanlış etkinlikleriyle tamamladık. Şimdi de değerlendirme sorularıyla bitirelim. Evet, yukarıda verilen kişi ve kavram açıklamalarında hangisinde yanlışlık vardır diyor. Medineli Sözleşme, Medine Sözleşmesi, Selman-ı Farisi, Suffe, Ensar. Bu kavramlar arasında hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Evet, düşündüğümüz zaman baktığımızda sevgili arkadaşlar, Medine Sözleşmesi kavramı doğru bir kavram. Evet, Selman-ı Farisi'ye baktığımızda, Hendek kazma fikrini söyleyen sahabi miydi? Evet. Baktığımızda eğitim ile ilgiliydi. Doğru. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere ne diyorduk biz? Muhacir. Onlara yardım edenlere de ensar diyorduk. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacaktı? Değişik olacaktı. Evet. Verilen olayların kronolojik yani tarih sıralaması hangisidir diyor. Bedir, Hudeybiye, Mekke, Uhud, Hendek. Bunlar arasında ilk olarak ne geliyordu sevgili arkadaşlar? Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'ndan 1 yıl sonra Uhud Savaşı. Ardından hangi olay geliyordu burada? Uhud Savaşı'ndan sonra Hendek Savaşı değil mi? Ardından Hudeybiye Barış Anlaşması, bunun bozulmasının ardından da Mekke'nin fethi geliyordu. Yani baktığımızda 1... Ardından 4, ardından 5, sonra 2, sonra da 3. Yani cevabımız A şıkkı olacaktı. Devam edelim. Peygamberimiz Medine dönemiyle ilgili verilen hangisi yanlıştır diyor. Hayatındaki Medine dönemiyle ilgili. Peygamberimiz bu dönemde Mescid-i Nebi'yi yaptığı,
Bedir Uhud Hendek Savaşları bu dönemde oldu. 628 yılında Hudeybiye Barış Anlaşması imzalandı. Mekke'nin müşriklerle Medine Sözleşmesi yapıldı. Baktığımız zaman A, B, C şıkları doğruyken D şıkkı ise arkadaşlar neydi? Yanlış. Mekkeli müşriklerle Peygamberimiz ne yaptı? Hudeybiye Barış Anlaşması yaptı. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet, devam edelim. Sevgili arkadaşlar, bu noktada söyleyeceğimiz son nokta olarak arkadaşlar şu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde bir binayı adeta inşa etti. Medine döneminde o binanın katlarını ve içeriğini tamamladı ve 23 yıllık bu peygamberlik dönemini 632 yılında arkadaşlar sona erdirdi. 63 yaşındayken bu görevi sona ermiş oldu. Böylelikle 4. ünitemizi tamamlamış olduk. Umarım anlaşılmıştır anlatmış olduğumuz konular. Videoyu izledikten sonra videonun altına sınıfınızı ve isminizi yazabilirsiniz. Hafta içerisinde göndereceğimiz denemeleri, EBA'daki çalışmaları lütfen özenle takip edelim. Umarım etkinliklerimiz faydalı oluyordur sizlere. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.